Herkese selamlar, kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte S-Link SL S79 Role Model Bluetooth hoparlörüne bakacağız. Bu Bluetooth hoparlörün birçok güzel özelliği var. Bunlara yakından birlikte bakıyor olacağız. Ama öncesinde gelin sizlerle birlikte kutu açılışını gerçekleştirelim. Öncelikle kutunun üzerine baktığımızda 6 wattlık bir gücü olduğunu belirten bir ibare bulunuyor. Burada modeli yazıyor. Yan tarafta detayları yazıyor. Bunlara zaten ayrı ayrı değineceğiz. Yine sol tarafta diğer özelliklerinin yer aldığı bir bölüm bulunuyor. Hemen şöyle etiketlerimizi keselim. Kutuyu açtığımızda gerçekten güzel bir görünüm bizleri karşıladı. Şöyle öncelikle Bluetooth hoparlörümüzü çıkartalım. Sonrasında burada bir adet kutu var ve başka da bir şey bulunmuyor. Sünger bir yapıda korunarak gelmiş ürünümüz. Şöyle içini açtığımızda bir adet kullanım kılavuzu ve garanti ve bir adet de bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler yazan bir kart çıkıyor. Ve bununla birlikte USB tip C'den tip A'ya bir adet de şarj kablosu bizlere karşılıyor. Şarj kablosunu buraya aldım. Şöyle ürünümüzü de paketinden çıkartalım. Bu arada çok şık bir rengi olduğunu söyleyebilirim. Petrol yeşili diye geçiyor herhalde. Tabii farklı renkleri de var. Siyahı var vesaire. Modelleri yani renk modelleri mevcut. Şöyle hemen kutumuzu bir kaldıralım ve ürünümüzle baş başa kalalım. Şöyle bir tasarımına baktığımda üzerinde kocaman bir artı eksi butonu bulunuyor. Şu alt tarafına çevirdiğimde de bir adet on off düğmesi var. Bir adet play ve pause butonu. Ve burada bir de şöyle açılabilir bir yer bulunuyor. Burada bir adet SD kart yuvası, bir adet USB girişi, bir adet de tip C girişi bulunuyor. Tabi burada bu girişlerin bu şekilde korunmalı olmasının en büyük sebeplerinden biri de IPX5 sertifikası bulunması. IPX5 sertifikası nedir diyecek olursanız eğer suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip. Bu nedenle de port girişlerinin yeri plastik bir kapakla güzelce korunmuş. Ve aynı zamanda plastik ve kumaş bir yapıya sahip. Bu da elinizde tuttuğunuzda veya şöyle bir yere koyduğunuzda gayet şık ve kaliteli bir görüntü sağlıyor. Ve bununla birlikte şurada bulunan tutma ipleri de gerçekten taşımanız için güzel bir kolaylık sağlayabilir. Bunun dışında bir kampa gittiyseniz veya doğada bir yerdeyseniz bu iple birlikte bir ağaca bu hoparlörü asabilirsiniz ve oradan müzik keyfinizi sürdürebilirsiniz. Tabii biraz teknik detaylarına değinmek istiyorum. Bu cihaz 6 watt gücünde bir hoparlör desteği sağlıyor bizlere ve bununla birlikte diğer Bluetooth hoparlörden ayıran en büyük özelliği ise Bluetooth 5.3'e sahip olması. Bluetooth 5.3 nedir diyecek olursanız eğer Bluetooth 5.0'a göre daha yüksek veri transfer hızı, daha iyi güç tasarrufu, daha yüksek kaliteli ses, daha uzun mesafelere kadar iletişim kurabilme, daha fazla cihazı destekleme, daha iyi güvenlik, daha iyi çalışma koşulları, daha iyi enerji yönetimi sağlamaktadır. Bu nedenle gerçekten hem bağlantı açısından hem de mesafe olarak kullanışlı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin sizlerle birlikte bir açılışını gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi açıldı. Arkasında ve önünde veya altında ve üstünde nasıl tabir ederiz bilmiyorum ama LED ışıklar bulunuyor. Bu LED ışıklarda hatta şöyle ışığımızı bir kapatalım. Gördüğünüz gibi gayet tatlı ve şık durduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde masaya koyduğunuzda da üzerindeki ışık sayesinde cihazı hızlı bir şekilde bulabilirsiniz diyeyim. Ne diyebilirim ki başka? Tabii üzerindeki artı ve eksi butonlarıyla birlikte sesini açıp kapatabiliyoruz. On off düğmesine bir kere bastığımızda gördüğünüz gibi LED detayları değişiyor. Komple de kapatabiliyoruz veya farklı animasyonlarda da yanmasını sağlayabiliyoruz. Ben bunu beğendim. Bu böyle bir güzel bir dönüş sağlıyor böyle renkler arasında. O yüzden şimdi gelin bir de ses performansına birlikte bakalım. Bluetooth bağlantısını yapmak da inanılmaz derecede kolay. Direkt olarak telefonumuzun Bluetooth sekmesine giriş sağladığımızda zaten SL79 diye bir adet cihaz gözüküyor. Bunun üzerine tıkladığımızda bağlandığını söylüyor ve gördüğünüz gibi dıdıt yapınca bağlandığını anlıyoruz. Şimdi direkt olarak müziğimizi açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi gerçekten
etkileyici bir ses çıkarttığını söyleyebilirim. Batarya özelliklerine gelecek olursak eğer 1200 mAh'lik bir bataryaya sahip. Aynı zamanda 0'dan %100'e 2,5 saatte USB Type-C portu üzerinden hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Yani 0'dan 100'e 2,5 saatlik değer bence böyle bir cihaz için gerçekten hayat kurtarıcı bir nitelikte diyebiliriz. Aynı zamanda standby konumunda 6 aylık bir bekleme süresi bulunuyor. Bununla birlikte maksimum ses de aralıksız olarak 2 saatlik bize müzik keyfi sunuyor. Tabii bunu daha düşük ses seviyelerinde daha da arttırabilirsiniz kullanım süresine. Telefonunuzdan, tabletinizden veya bilimum tüm Bluetooth içeren cihazlarınızdan kablosuz bağlantı ile kesintisiz bir şekilde bağlanarak müzik keyfinizi her alanda sürdürebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız veya daha fazla ürün inceleme videosu gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıda minik bir yorum bırakmayı da lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.